Aylin Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Aylin Koç kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben İzmir Bornovalıyım, burada yaşıyorum. Aslında akademik olarak teknik okul mezunuyum. Fakat daha fazla halkla ilişkiler alanlarında çalıştım. Daha sonra Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'yla birlikte tiyatroya başladım. Tiyatro benim hayatımda çok başka yerlere götüren bir eylem oldu. Olmam gereken yermiş. Sanat ortamı olmam gereken yermiş. Onu keşfettim aslında. Çünkü tiyatro hepsini içinde barındıran bir sanattır. Müzik, dans, edebiyat hepsine dair bir sanattır. Daha sonrasında işte kısa filmler, oyunculuklar o tarz kendimi geliştirmeye başladım. Edebiyat küçük yaştan beri uğraştığım bir şeydi. O alanla da ilgili çalışmalara başladım bu sayede. Peki tiyatro size neler Sonrasında kattı? tiyatro bana toplumsal anlamda sosyal olgu olarak çok şey kattı. Yani aslında kişisel gelişim açısından da çok önemli bir tiyatro. Yani saatlerce provaya çıkmayı beklersiniz, 5 saat boyunca falan ve sabretmeyi öğrenirsiniz aslında bir yandan. Her tarz ortamın insanın olduğu bir yerdir. Çok farklı kişilerle iletişim geliştirdiğiniz bir yerdir. Bu anlamda çok değerlidir. Sanata dair de çok şey kattı bilgi anlamında. Tiyatro hayatımda böyle ve devam ediyor şu anda. Hala Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Tiyatrosu'nda da devam ediyor çalışmalarımız. Bunun dışında da kişisel çalışmaları da tek kişilik oyunlarda okul ekiplerine de yardımcı oluyorum. Böyle devam ediyor. Peki tiyatronun günümüzdeki akademik ve toplumdaki gönüllü oyunculuk arasındaki farklılıklar nelerdir? Şöyle, akademik olarak yapılan tiyatro çok daha başka karşılığı aslında halkta olmuyor çok fazla. Çünkü halk izleyici gözü çok daha başka tabii ama gönüllü yapılan tiyatroda teknik gözetilmiyor açıkçası. Yani eskiden tiyatronun toplumsal etkileri varmış. Yani tiyatroya gittiği zaman insanlar oradaki bir şeyden etkilenir ve sokaklara, meydanlara çıkar. Bunu yaşarlarmış tiyatroda hissettikleri duyguyu. Ama günümüzde tiyatro bir hobi. Çünkü insanlar hikayeleri merak ediyorlar. Başka insanların hikayelerini merak ediyorlar ve bürünmek istiyorlar. Bu yüzden de hobi kursu şeklinde bir sürü tiyatro kursu, alanı, topluluğu var. Güzel bir şey bence. Hani her anlamda güzel. Ama sanatsal olması çok daha başka. Biz Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda bunun sanat olarak uyguluyoruz ve aslında ikisi izlendiği zaman aradaki farklar da anlaşılıyor biraz daha. Ama ben toplumda amatörce de yapılan tiyatronun çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara Peki, çok şey kattığını düşünüyorum. bu İzmir'deki tiyatrolar ne durumda? İzmir İstanbul'u yakalıyor, yavaş yavaş arkasından geliyor diyelim. Güzel. Bir Ankara İstanbul kadar değil şu anda ama özel tiyatrolar son yıllarda, son 5 yılda sanırım özellikle çok çoğaldı ve çok da güzel işler yapıyorlar. Çok da güzel seyirci kitlesi var. Tiyatrolar, özel tiyatrolar şöyle günümüzde. Yani oyuncunun çevresi, yönetmenin çevresi, tanıdık kişiler üzerinden gidiyor. Dışarıdan yabancılar daha sonradan eklenerek büyüyor buna. Evet, ve tabii kurumlardan ayrılan hocalarımızın işte açtığı tiyatrolar var insanların. Bu şekilde bir gelişim var. Ama İzmir'de de belirli bir tiyatro izleyicisi oluştu. Ben öyle düşünüyorum yani. Edebiyat alanında yapmış olduğunuz bir çalışma var mı? Edebiyat, editörlük yapıyorum ben. Edebiyat uzun süredir yaptığım bir şey fakat hayatımda profesyonel olarak son yıllarda eklediğim bir olgu. Senaryo yazımı, tiyatro oyun yazımı, dramaturji dediğimiz ve edebiyat atölyelerine çok katıldım. Bütün tekniklerine hakimim. Bunun üzerine kendi ayrıca bir edebiyat kulübümüz var. Orada da eğitimler verdim. Yazar kursu, yazar danışmanlığı yapıyorum. Kendi kitabım da yakın zamanda çıkacak. Onu da anca İnşallah. vakit bulabilirim inşallah. Bu edebiyatla ilgili ve edebiyat çok ayrı. Edebiyat da çok daha başka bir alan. O da çok sevdiğim bir alan. Peki yazarlar editörlerin yaptığı değişikliklere itiraz ediyor mu? Mutlaka ediyorlar. Yani Neler ediyor diyorsunuz? her zaman. Çünkü yazarın çocuğu gibi yani hani yazdığı her kelime, her olay, her satır. Fakat okuyucunun bakış açısı çok daha başka bir kitabın okunması için okuma akışkanlığı için gerekli olan teknikler var. Edebi dile de hakim olmak gerekiyor. Yazarlarımız üretmek için evet çok hevesli, gönüllü üretiyorlar.
Ama editörlerin de biraz rahat bırakmaları lazım bu anlamda. Karşılıklı olduğu zaman çok da güzel çalışılıyor bence, konuşularak iletişim halinde yapıldığı zaman sorun yaşamıyoruz. Ama tabii insani dil, üslup da önemli bu ilişkilerde, her zaman Kesinlikle. her yerde olduğu gibi. Onun dışında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar yazarlarımla. Peki Aylin Hanım, dijital kitap ve sesli kitap hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ya dijital kitap PDF dediğimiz kitap türü, eski klasikler için yani aslında kitap kokusu çok başka bir şey. Elleyerek okumak, dokunarak okumak, hissetmek yani o kelimeleri. Fakat günümüzde belki de dijital bütün platformda olduğu gibi aslında elimizin altında olması belki de işimizi kolaylaştırıyor okuma açısından. Sesli kitap da öyle bir nevi ya hikaye ihtiyacını gideriyor. Artık hiç çocuklarımıza biz pek hikaye okumuyoruz. Biz de hikaye dinlemiyoruz sanırım Maalesef. sesli olarak. Sesli kitap o ihtiyaçlarımızı gideriyor. Ama bunun ben yine de yasal bir şeye bağlanması taraftarıyım. Çünkü hani korsana geçiyor bu artık. Her şeyde olduğu gibi yani bu yasal açıklardan dolayı böyle bir şey oluyor. Ama yani yazarın yazdığı tek kelimenin bile hakkının verilmesi taraftarıyım ben. Ne olursa olsun. Evet, klasiklerin şeyleri 70 yıl olduğu için telif hakları, onlarda bir sıkıntı yaşanmıyor ama günümüzde yaşayan ve bunu hani belki de bir gelir kapısı, bir bağış kapısı olarak gören yazarların bile eserleri bu şekilde yayınlanıyor. Buna çok karşıyım. Hassas olmak gerekiyor her alanda olduğu gibi. Sanatta daha da hassas olmak gerekiyor sanırım biraz daha. Haklısınız. Peki katkı sağladığınız sosyal projeler var mıdır? İzmir'de, İzmir sosyal projeler kenti zaten genel olarak. Doğru. Belediyelerimiz de öyle, insanlarımız da öyle. Okul oyunlarına yardım ediyorum ben öğretmen arkadaşlarımızın. Bu yıl iki tane yaptık, öyle dördüncü sınıf öğrencilerine yaptık. Onun dışında edebiyat atölyeleri yapıyorum. Bazı edebiyat kulüplerimiz var bunlardan. Yazma teknikleri üzerine, okuma teknikleri, eleştirel okuma teknikleri üzerine atölyeler yapıyoruz. Her yaştan insan katılıyor, her meslek konumundan insan katılıyor. Ve orada çıkan yazılar hani birçok yazarım diyen kitabı basılı yazarlardan bile çok daha güzel hikayeler ve yazılar çıkıyor. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Gelişimlerini görmek çok mutlu ediyor. Yani upuzun bir cümle kuruyorken başta, sonrasında o kısa ve anlamlı cümleleri okumak çok keyif veriyor. Seviyorum ama çok da yorucu bir yandan. Tiyatromuz da öyle. Kent Konseyi Tiyatromuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınların için yaptığımız tiyatro. Orada da yönetmen ve yardımcılık yapıyorum Ayhan Pek Bilgin hocamla birlikte. Orası da böyle, bugün hatta akşam son sahnemiz var. Çok keyifli. Yoruyor ama keyifli. Öyle Çok diyelim. güzel. Devam edeceğiz. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Aylin Hanım? Son olarak eklemek istediğim edebiyat ve tiyatro için ne diyebilirim? Herkesin hayatında olması gereken olgular. Olmazsa olmaz. İzmir'deyseniz de evet, İzmir'de olursanız da mutlaka kent konseyinde 70 yaşında bile kadınların neler yaptığını, mutlaka kadın konseyi, sadece kadınların oynadığı bir tiyatro. Mutlaka izleyin. Borna Belediyesi Şiir Tiyatromuzun oyunlarını mutlaka izleyin. Yani buram buram sanat izleyeceksiniz, öyle söyleyeyim. Bekleriz. Edebiyat için ise yani bir iki aya kadar ben kitabımın son aşamalarındayım. Ben de editörüm ama başka bir editör arkadaşıma verdim açıkçası. Kendi gözümle olmuyor çünkü başkasının olması lazım. Hikayelerden oluşuyor. Hikaye avcısıyım diyorum. Ben kendim için biraz çok seviyorum. O kitabım da yakın zamanda basılacak. Bununla ilgili edebiyat atölyeleri önümüzdeki yıl tekrar devam edeceğim muhtemelen. Çünkü çok talep var. İsteyen arkadaşlar çok var. Biraz da böyle sinema, tiyatro hepsi bir arada, teknik bilgilere hakim olduğum için daha farklı, günümüz anlatılarından biraz daha farklı içerikler sunuyorum sanırım. Ondan etkileniyorlar herhalde. Yine yapacağım, devam edeceğim yani, severek yaptığım şeyler. Aylin Hanım, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum size. Rica Umarım ederim. en Ben kısa çok zamanda teşekkür ederim. tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok Teşekkür teşekkür ediyorum ediyorum. Aylin Sağ Hanım. olun. Sağ olun.